Sevgili öğrencilerim, merhabalar. 22. bölüme geçtik arkadaşlar. Daireymiş bu bölümümüzde. Dairede alanı falan işleyeceğiz büyük bir ihtimalle. Çevresi falan olabilir. Şöyle bakıyorum, 16 tane köşe taşın bulunuyormuş. 16 tane köşe taşıyla bize öğretecek inşallah daireyi. Vakit kaybetmeyelim. Vira bismillah diyelim dostlar. Hemen ilk köşe taşımızın birinci sorusuyla başlayalım. Çevreyle ilgili bir soru. Şöyle odaklanmamız da güzelse bir bakalım. Çevresi 18 pi olan dairenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Çevrenin formülünü bileceksiniz dostlarım. Bir dairenin çevresi dediği zaman çevre 2 çarpı pi sabit sayımız ve çarpı yarıçap. 2 pi r bu dairenin çevresi ve bu da 18 pi'miş dostlarım. Dairenin çevresi 18 pi olarak verilmiş. Hemen pi'leri sildim. 2'ye böldüm iki tarafı ve yarıçapı buradan 9 buldum. Bize de diyor ki alanı nedir? Dairenin alan formülü ise alanı eşittir pi çarpı yarıçapın karesi. Pi r kare. Hemen r karemiz zaten r 9 olduğu için karesi 81 yapacak. Bir de yanına pi yazıyorsunuz. İşte dairemizin alanı 81 pi'dir diyoruz. Sakın ha 81'i işaretlemeyin. Pi mutlaka olacak. Evet. Geldim ikinci soruya. Bakın burada da bir kare var. İçine bir tane çember çizilmiş. AB kenarını yani karenin bir kenarını 6 birim vermiş. Şimdi şuradan çapını çizersek bu çemberin biliyorsunuz ki buralara dik olacaktı teğet olduğu noktalara. Ya da aynı buradan da çizebilirdim ben bu çapı dik olacak buralara derdim. Ve karenin bir kenarı 6 birimse benim çapımın da 6 birim olduğunu görüyorum. Dolayısıyla yarı çapım 3 birim geldi arkadaşım. Buna göre taralı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Ki dairede alan sorularının %90'ı bu şekilde arkadaşlarım. Hep böyle bir taralı alan soracak bize ve biz hep şunu düşüneceğiz. Neyin alanından neyin alanını çıkartırsam ben bu taralı alana ulaşırım diye düşüneceğiz. Burada basit karenin alanından ki karenin alanı bir kenarının karesiydi yani 36. Eksi biz bu beyaz daireyi çıkartırsak dairenin alanında pi r kareydi yani pi çarpı 3'ün karesi o da 9 pi yapar. İşte benim aradığım cevap budur dostlarım. 36 eksi 9 pi bu pi'li bu normal tam sayı. Tam sayı pi'li yanında pi olan bir sabit olan sayı. Bunlar birbirinden çıkmaz yani 27 diye bir şey düşünmeyin. Cevap direkt böyledir arkadaşım. 36 eksi 9 pi'yi göreceksin şıklarda ki bakın Bursa şıkkında mevcut. İşaretleyip geçtik. Geldik üçüncü sorumuza. Birinci soruyu tersten sormuş. Bu sefer alanını vermiş bize. Hemen alanını neydi dairenin? Pi çarpı r kare. Bunu 24 pi olarak vermiş. Pi'leri sildim. Bakın r kare 24 çıktı. Demek ki r kök 24 olacak. Yani kök 24'te 4 çarpı 6 olduğu için 2 kök 6 olarak dışarıya çıktı. Çevresi nedir diye soruyor. Çevrede 2 pi r formülüyle bulunuyordu. Yani 2 çarpı pi çarpı r'yi de 2 kök 6 diye bulduk. Şu 2 ile şu 2'yi çarptım. 4 kök 6 pi geldi. Sorumuzun cevabı Ceyhan'daymış dedik. Evet geldik dördüncü sorumuza. Halkanın alanını soruyor arkadaşlar. İki çember arasında kalan halka dediğimiz alan simit diyor kimileri buna simitin alanı şeklinde de söyleniyor. Zaten soruda diyor bakın çemberler arasında yani ne demek bu kardeşim büyük çemberden küçük çemberi çıkartacaksın diyor. OB'yi 4 vermiş OA'yı 2 vermiş yani burası 2 burası da 2. Büyük dairenin alanı pi büyük dairenin yarıçapının karesi yani 4'ün karesi eksi küçük dairenin beyaz dairenin alanı pi yarıçapı 2 olduğu için 2'nin karesi. Buradan 16 pi eksi 4 pi geliyor ki ikisi de pi'li olduğu için birbirinden çıkartabilirim. 12 pi yazarım buraya. Cevap da Denizli'den gelir. Evet birinci köşe taşını gömdük. Hemen çevirdik arka tarafımızı. Yani kağıdın arka tarafını. Ve ikinci köşe taşının birinci sorusuna bakıyorum hemen. Diyor ki iki tane dairemiz var. Yarıçaplarının toplamı 24'müş bu dairenin yarıçapları toplamı. Taralı alanı vermiş 240 pi santimetre kare ise çevrelerinin çemberlerin çevreleri farkı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz bu taralı alanı vermiş bize.
Taralı alanı normalde nasıl bulurum dostum? Büyük dairenin alanından şu beyaz daireyi çıkartırsam geriye taralı alan kalır. Büyük dairenin alanı pi büyük r'nin karesi eksi pi küçük r'nin karesidir ki bu da 240 pi olarak verilmiş bize. Hemen pi parantezine aldığımda şu pi'ler gider. Geriye r kare eksi r kare kalır 240 olarak. Yani 2 kare farkı kaldı bakın. Biz bunu nasıl yazıyorduk? Farkları çarpı toplamları eşitmiş 240'a. Yani 2 kare farkını şu şekilde yazabiliyordum ben. 240. E bize toplamlarını vermiş 24 diye. Çarpımları o farkları da o halde 10 olmalı ki çarpımları 240 olsun. Yani biz neyi bulduk şimdi? Büyük R artı küçük R'yi 24 diye bulduk. Zaten vermişti. Büyük R eksi küçük R'yi de 10 diye bulduk arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? Çemberlerin çevreleri farkı. Şimdi çemberlerin çevresini nasıl yazıyorduk dostum? Şuradan devam edeyim ben. Büyük çemberin çevresi 2 pi büyük R eksi küçük çemberin çevresi de 2 pi küçük R. Hadi bunları 2 pi parantezine aldığımızda büyük R eksi küçük R gelmiyor mu buradan? Bana sorulan şey işte bu. E büyük R eksi küçük R'yi de 10 diye bulduk biz. Şurası 10. 2 ile çarparsam 20. Yanında da pi var. 20 pi olarak bulurum. Cevap Bursa'dan geldi dostum. Evet, ikinci sorumuz. Eş çemberler, çemberler eş merkezliymiş. Çemberler arasında kalan bölgenin alanı 15, çevreleri toplamı da 10 pi olduğuna göre büyük çemberin yarıçapı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz büyük çemberin yarıçapına büyük R, küçük çemberin yarıçapına da küçük R diye yazalım. Şimdi taralı alan dediğimiz iki çember arasında kalan alan. Daha önce de bulduk bundan arkadaşlarım. Büyük dairenin alanından yani pi büyük R kareden küçük dairenin alanını çıkarttığımda işte bu taralı alana bulaşamıyormuşum. Yani 15 pi'ye. Hemen pi parantezini alıp pi'leri sadeleştirdim. Buradan da r kare eksi küçük r kare eşittir 15 geldi. Yine 2 kare farkı olarak yazalım. Büyük r eksi küçük r. Büyük r artı küçük r'ymiş demek ki bu 2 kare farkının açılımı ve bu da 15'miş. Başka bir bilgi daha var. Çemberlerin çevreleri toplamı da 10 pi. Hemen şöyle yan tarafa geldim. Çemberlerin çevreleri toplamı büyüğünün çevresi 2 pi büyük r. Küçüğünün çevresi 2 pi küçük r. Bu da toplamları 10 pi'miş. Yine pi'leri şöyle sadeleştiriyorum hemen. Hepsinde 2'ye de bölüyorum. Şurada 5 kaldı. Yani büyük r artı küçük r'yi biz 5 bulduk. Peki şuraya geldiğimde burası 5 ise farkları 3 olmaz mı arkadaşlar? Bunu da söylemiş olalım. Şimdi hemen matematiksel bir oyun yapıyorum. Şurada denklem çözeceğim. Büyük R ile küçük R'nin toplamını biz 5 diye bulduk. Büyük R ile küçük R'nin farkını 3 diye bulduk. Bunları alt alta topluyorum. Bakın R ile eksi R birbirini götürüyor. 2R eşittir 8. Büyük R'yi buradan 4 buluyorum. Bana da büyük çemberin yarıçapını soruyor. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet, yine taralı alanla işimiz var. Bakın taralı alan 32 pi olarak verilmiş. Biz yine şunu söyleyeceğiz değil mi arkadaşlarım? Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartırsak 32 pi oluyormuş diyeceğiz. Şimdi küçük dairenin yarıçapını şöyle hemen yarıçapı şurasıdır. Küçük r olarak gösterelim. Şurayı da 4 vermiş. Bakın büyük dairenin yarıçapı da ne çıktı karşımıza? Büyük r artı küçük r artı 4 geldi. Büyük dairenin yarıçapı. Şimdi taralı alanı ben nasıl ulaşıyorum? Büyük dairenin alanından. Şöyle biraz yukarıya kaydırıyorum. Büyük dairenin alanı pi çarpı yarıçapı r artı 4 olduğu için r artı 4'ün karesi diyorum. Eksi beyaz dairenin alanını çıkartıyorum. Yani o da pi çarpı yarıçapı r olduğu için r'nin karesini çıkarttım. İşte bu da 32 pi'ymiş. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. Gerekli sadeleştirmelerimizi. Şuradaki pi, pi ve pi'ler gitsin. Şimdi burayı da bir açarsak cevabımız gelecek inşallah arkadaşlarım. Hemen açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi, bir re kare de burada var. Eşittir 32 var burada da. Re kareler gitti. Şu 16'yı bu tarafa atarsam eksi 16 geçer. Burada 8 re kalır ki burada da 16 kalır. 32 eksi 16'dan. 8'e bölersek her iki tarafı da re eşittir 2 çıkar. Dikkat edin, R'yi sormuyor. Büyük çemberin yarıçapını yani R artı 4'ü soruyor. Cevabımız 6'dır diyebiliriz.
Şekildeki çemberler eş merkezlidir. İçteki çemberin dıştaki çemberin teğeti kereşi AB 10. Taralı alan nedir diye bir soru sormuş. Dostum ben direkt cevabı Ceyhan olarak işaretleyeceğim. Çünkü burada bir pratik yöntemimiz var. Olay şu. Böyle iki çember arasında kalan alanı yani halkayı sorduğunda küçük çemberin teğetinin uzunluğunun yarısının karesi var ya. Bakın 10 ya bu AB. Onun yarısı 5. Bu 5'in de karesi cevabın olacak senin. Yani 10 yarısını al, karesini al. Yarısı karesi, yarısı karesi. Onun yarısı 5, karesi 25. Cevap 25 pi'dir. Direkt işaretli. Tabii biz bunu bir de normal yolla da çözelim isterseniz arkadaşlarım. Bakın şöyle. Şimdi küçük çemberden buraya bir diklik indirdim. Buna küçük r yazdım. Büyük çemberimin de yarıçapını çiziyorum. Buna da büyük r yazıyorum. Şimdi şurada bir Pisagor bağıntısı var. Büyük r'nin karesi eşittir küçük r'nin karesi artı 5'in karesi 25. Yani büyük r kare eksi küçük r kare eşittir 25 buluyorum. Şimdi halkanın alanını soruyor bize dostum. Halkanın alanı neydi? Büyük dairenin alanından yani pi büyük r kareden küçük dairenin yani pi küçük r kareyi çıkartırsam bana sorulan yer burası. Bunu da pi parantezinde r kare eksi r kare diye yazıyorum eşittir soru işareti. Şurayı 25 bulmuştuk diyorum. 25 pi de buradan geliyor. 25 pi'yi tekrar bulabiliyorum istersem arkadaşım. Evet 2 numarada tamamdır. Hemen geldim 3 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna. O merkezi daire diliminin yarıçapı 6'dır ve alanı 6 pi santimetre karedir. Buna göre alfa açısı kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostum burada da daire diliminin alanın formülünü söyleyeceğiz arkadaşlarım. Şöyle çaydan bir yudum alalım. Şimdi alfa derecelik daire diliminin alanı şu. Alfa bölü 360 çarpı bu alfanın yanına eğer alansa daire diliminin alanını soruyorsa tam dairenin alan formülünü yazıyorum. Yani pi r kare diyorum. Eğer bunun bana şuradaki yayının uzunluğunu sorsaydı buraya da tam dairenin çevresinin formülünü yani 2 pi r yazacaktım. Yani alfa derecelik bir dairenin ya yay uzunluğunu soracak ya da alanını soracak. Alfa bölü 360 sabit. Bunun yanına alanı soruyorsa tam dairenin alanı, çevresini soruyorsa yani yay uzunluğunu soruyorsa tam dairenin çevresini yazacağız. Hadi bulalım. Şimdi bu da neymiş zaten? Bunu bize vermiş 6 pi demiş bunun için. Şimdi biz neyi biliyoruz? R'yi biliyoruz. R 6, 6'nın karesi 36. O zaman şöyle oldu. 36 pi alfa bölü 360 eşittir 6 pi geldi. Pi'leri sildim. 36'ya böldüm, 36'ya böldüm 10. 10'la da 6'yı çarptım. Alfa Ceyhan geldi. Evet ikinci sorumuz. Daire diliminin alanı kaç santimetre karedir diye bir şey sormuş bize. 30 derecelik taralı daire dilimi var orada. AT'yi 8, AB'yi 4 vermiş dostum. Şimdi biz bir teğet noktası görünce bir kere hemen teğete şöyle yarıçapımızı dik indirecektik dostum. Bir kere bu yarıçap şurası R. Bilelim bunu. Şurası da R. Şurası da R. Dostum bak burada ne çıktı karşımıza? Bir dik üçgen çıktı. İster Pisagor bağıntısı yaparak hemen R'yi bulabilirsin. İstersen de bunun 6, 8, 10 olduğunu görebilirsen ki 8 sana kopyayı versin. Özel dik üçgen oluyor genelde bu içinde harf olan dik üçgenlerde. Hemen 6, 8, 10 olduğunu gördüm. Demek ki R 6. Yoksa Pisagor yapacaktık arkadaşlar. İşte hipotenüsün karesi 8'in karesi artı R kare deyip R'yi öyle bulacaktık. Şimdi bana da ne diyor? 30 derecelik dairenin alanı. O zaman 30 çarpı pi r kare dedik değil mi? Yani 36 bölü 360. Peki bir sıfır buradan bir sıfır buradan. 36'lar da gitsin. Geriye bakın 3 pi kaldı. Cevap Bursa'dan çıktı. Evet şuna bakıyoruz. Üçüncü sorumuz. AD'yi 4 vermiş. Daire dilimlerinin o merkezli çeyrek daire değil mi bunlar arkadaşlar? Bakın hep 90'ar derecelik çeyrek daireler. Şimdi şunun yarıçapına R, bunun yarıçapına da büyük R diyelim. Bu çeyrek dairenin alanı pi R kare bakın tam dairenin alanıydı değil mi? Bu tam daire. Çeyrek dediği zaman ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. Artı bu çeyrek dairenin alanı da pi küçük R'nin karesi bölü 4. Benden istenilen bu. Peki bizim bildiğimiz ne var? AD 4. Şuradaki Pisagor'u görün hemen arkadaşlarım. Pisagor neydi? Hipotenüsün karesi yani 4'ün karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamına yani r kare artı r kareyi biz 16 diye biliyormuşuz. Bakın şurayı da hemen
pi bölü 4 parantezinde yazarsak, şöyle biraz yer açayım. Pi bölü 4 parantezine alırsam, şu 2 pi bölü 4'ün parantezini aldığımda büyük re kare artı küçük re kare geliyor ki, yani 16 geliyor buradan arkadaşlar. O zaman 16 pi bölü 4 sorumuzun cevabı. 4 ile de 16'yı sadeleştirirsem Ceyhan'ı işaretlerim ben arkadaş. Evet, dördüncü sorudayız arkadaşlarım. Bakın 30 derecelik bir daire dilimimiz mevcut burada. İki tane daire dilimimiz var. Birisi DC daire dilimi. Bu A merkezliymiş. O zaman bunun yarıçapı 12. Bir de B merkezli bir daire dilimimiz de var. Bakın yarıçapı şunlar 6. Bir de şöyle kırmızı yapayım ben bunu ki iyice belirgin olsun. Şurası 6. Bakın burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Burası 30. 30-30 60'tır. Şurası 60 derece yapar. Buna göre taralı alan nedir diye soruyor. Sen hemen şunu düşüneceksin. Ben taralı alana nasıl ulaşırım? Şimdi büyük daire diliminin alanından şuradaki kırmızı daireyi ve şu üçgenin alanını çıkartırsak sanırım sorun ortadan kalkıyor arkadaşlar. O zaman hadi bulalım. Şimdi büyük dairenin, yani şu büyük 30 derecelik dairenin alanı 30 bölü 360 çarpı pi 12'nin karesi. Yarıçapı 12, dikkat edin. Pi 12'nin karesi de 144. Birer sıfır sildim. 36'ya böldüm, 36'ya böldüm 4. 3 kere 4 12 pi. Şimdi bu ne? En büyük daire. Şimdi gelin buradaki şu 60 derecelik kırmızı daireyi hesaplayalım. Onu da şurada yapayım. 60 bölü 360 diyorum. Çarpı bunun tam dairesi de pi re kareden 36 pi. Peki sıfırlar sıfırlar 36'lar 36'lar gitsin. 6 pi geldi. Şuranın alanı, şu kırmızı daire diliminin alanı 6 pi. Bir de şu üçgenin alanını bulalım isterseniz arkadaşlarım. Onu da şurada kenarda bulalım hemen. Bu da 120 derecelik 120-30-30 üçgenidir ki ikizkenar üçgen. Hemen sinüs alandan bulabiliriz. İstersek bir diklik indirip de bulabilirdik ama biliyorsunuz zaten bunları nasıl bulacağınızı. Ben hemen hızlı bir şekilde sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120. Kök 3 bölü 2 diye yazdım. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 3. 3 kere 3. 9 kök 3 de burası. 9 kök 3 de burayı bulduk. Şimdi tamamı neydi? 12 pi. Ben bu 12 pi'den 6 pi'yi çıkartacağım. Geriye kaldı 6 pi. Bir de 9 kök 3'ü çıkartacağım. 6 pi eksi 9 kök 3 olacak. Yani cevap Edirne'den gelecek arkadaşlar. Evet. Hemen çevirdim. 4 numaralı köşe taşımızdayız. Birinci sorumuz. O merkezi çemberde, bakın yine taralı daire dilimini soruyor. Fakat bu seferki az önceki köşe taşından farkı, alfa açısı piyasada yok. Peki ben alfayı istersen bulabilir miyim? Kesinlikle bulurum ama işi biraz uzatmış olurum arkadaşlarım. Uzatmadan hemen kısaca şu burayı üçgene benzetiyorsunuz. Yani şunu sanki düz çizgiymiş gibi, şu yayı düz çizgi gibi düşünün. Bu düz çizgiye inen yükseklik yarıçap olmaz mı arkadaşlarım? Bakın taban çarpı yükseklik bölü 2'den, yani 6 çarpı 5 bölü 2'den 30 bölü 2 15 bulursunuz sorumuzun cevabını. Sakın ha pi'yi işaretlemeyin. Burada pi yok arkadaşlar, tamam mı? Evet, geldik ikinci sorumuza. AB 2 pi, şurası da 2. CB yayı da 2 olarak verilmiş. Şimdi S1 bölü S2 istiyor. Yok, S2 bölü S1. Bakın bunun da yarıçapı R. Bunun da yarıçapı R. Şimdi S2 alanını yazıyorum hemen. R çarpı 2 pi bölü 2. Az önceki formülden. S1'in alanını yazıyorum. R çarpı 2 bölü 2. Hemen bunları da birbirine oranladık mı cevap geliyor. Bakın R'ler, bölü 2'ler gitti. Hatta şu pay kısmındaki 2'ler de gitti. Ne kaldı? Pi. Burada da 1. Pi bölü 1'den pi çıktı sorumuzun cevabı. Evet, üçüncü sorumuz. O merkezli daire diliminin alanı A. Yarıçapı R. Buna göre AB yay uzunluğu nedir? Şimdi AB yay uzunluğuna x diyelim. Buraya inen yüksekliğin artık R olduğunu biliyoruz ve taban çarpı yükseklik bölü 2 bizim alanımız, yani A olacak. Hemen içler dışlar yapalım. X çarpı R eşittir 2A olur. X eşittir 2A bölü R. Yani cevap Bursa'dan geldi. O merkezi çemberde ADC yayının uzunluğu AB kirişinin uzunluğuna eşitmiş. Doğrusunun uzunluğuna diyelim biz. Şimdi bu yarıçap buraya daima dik inerdi. Bunu bir söyleyelim. 6 taralı alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Burada da AOC diliminin alanı AOC, şuradaki daire diliminin alanı ile O
AB dik üçgen alanının eşit olduğunu görün diyor ki evet öyledir arkadaşlarım. Onu ben bir ilk önce ispatlayayım isterseniz. Şimdi OA'yı vermişti 6. AB'ye biz x dersek şuradaki yayın uzunluğu da x oluyor değil mi dostum? Şu yayın uzunluğu da x. Şimdi şunu göreceğiz tabii ki burada. Bakın buradan inen yarı çapımız da 6. Bunun alanı 6 çarpı x bölü 2'dir. Bu daire diliminin, şuradaki daire diliminin alanı 6 çarpı x bölü 2'dir. Bu üçgenin alanı da 6 çarpı x bölü 2'dir. Şimdi şurası bana sorulan alan A. Şurası B alanı diyelim. Şuraya da C alanı diyelim. Yani şunu gördük biz. A ile B alanlarının toplamı C ile B alanlarının toplamına eşit oldu diyebiliriz. Ben o zaman şunu sildim, şunu sildim. Demek ki A alanı aslında C alanına eşitmiş dedim. Yani ben burada sadece şuradaki 60 derecelik yay diliminin alanını bulursam cevap geliyormuş arkadaşım. Peki 60 bölü 360 çarpı pi, r'miz de 6 olduğu için karesi 36. Sıfırlar gitti, 36'lar gitti. 6 pi kaldı. Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 4 numaralı köşe taşımız da tamamdır. Kaç dakika oldu? 21 dakika olmuş arkadaşlar. Burada duralım. Bir sonraki videomuzda da devam ederiz inşallah. Tamam? Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.